yayılıyor. Çevremiz hastalarla dolu. Bu süreçte en büyük yük de sağlık ordumuzun omuzlarında. 2 yıldır büyük fedakarlıkla pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız çok dertli. Geçtiğimiz günlerde seslerini duyurmam için sosyal medyadan bana bir çağrı yaptılar. Ben de onlara haklarını kimseye yedirmemek için, yaşadıkları mağduriyeti çözmek için, Gazi Meclisimizden onların sesi olmak için söz verdim. O nedenle bugün milletin kürsüsünde bir sağlık çalışanı kardeşimizi ağırlayacağız. Derya Tunç aramızda. Buyur Derya kardeşim, söz de kürsü de senindir. Sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya vesile olduğu için başta Sayın Başkan Meral Akşener Hanımefendi'ye, İyi Parti milletvekillerine, özellikle pandemi sürecinin en başından beri her daim yanımızda olan İstanbul milletvekilimiz Sayın Ümit Beyaz'a saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, ayrıca pandemi sürecinde koronavirüsten hayatını kaybeden 532 meslektaşımızı, 532 sağlık çalışanı şehidimizi saygı ve minnetle anıyorum. Sağlık çalışanının son dönemdeki en büyük sorunu derdini hiç kimseye anlatamıyor olması, sesini duyuramıyor olmasıydı. Bu nedenle şu an bu kürsüde kullanıyor olmamız biz sağlık çalışanları adına çok kıymetlidir. Şu an pandemiyle birlikte hem hayati riskleri hem iş yükü kat be kat artan 1 milyonun üzerindeki sağlık çalışanının adına bugün buradayım. Pandemi süreci tüm dünyada sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, sağlık çalışanlarının da ne kadar değerli olduğunu bir kez daha öğretti. Örneğin Sayın Sağlık Bakanımız Dünya Sağlık Örgütü'ne 2021 yılı sağlık çalışanları yılı olsun önerisinde bile bulundu. Özellikle pandemi sürecinin ilk günlerinde gizli kahramanlar, fedakar insanlar diye nitelendirilen sağlık çalışanları kısa bir süre sonra tekrar unutuldu, kaderleriyle tekrar baş başa bırakıldı. Gelişmiş ülkelerin tamamına yakını bu süreçte sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, özlük haklarını, ekonomik şartlarını yeniden düzenledi. Ülkemizde ise maalesef biz bunları göremedik. Aksine çalışma koşullarımız bozuldu, iş yükümüz arttı, ekonomik olarak neredeyse hiçbir iyileştirme yapılmadı. Bunlar yetmiyormuş gibi iş ve aile dengesini kurmakta çok zorlandık. Düşünün ki sağlıkta şiddet konulu bizi halen en büyük sorun olmaya devam ediyor. Düşünün ki COVID-19'un meslek hastalığı sayılması için hala illiyet bağı aranıyor. 2021 yılı içerisinde dernek olarak Sağlık Bakanlığı ile sağlıkçı intiharları konusunda bir yazışma yapacak. Ancak istediğimiz rakamların geniş çaplı bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle sorumuza yanıt alamadık. Ayrıca şu an aramızda bulunan Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi vekilimiz Sayın Ümit Beyaz'ın konu ile ilgili 9 Nisan 2021 tarihinde verdiği soru önergesi de halen cevaplanmamıştır. Sağlıkçı intiharları ile ilgili elimizdeki en son veri 2018'de verilen bir soru önergesine cevaben 2015, 2016, 2017 yıllarında tam 431 sağlık çalışanının intihar ettiği yönündedir. Ancak son dönemde gerek televizyon, gerek gazetelere sıkça yansıyan benzer haberlerin bu konuda bizleri endişeye sürükleyecek nitelikte olduğunu çok üzülerek belirtmek isteriz. İzmir'de görev yeri değiştirilen sağlıkçı intihar etti. Denizli, 23 yaşındaki sağlıkçı intihar etti. Bursa, genç doktorun intihar sonrası mobbing iddiaları. Asistan doktorlar baskı altında mı? Malatya, genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu. 3 gün önce daha yeni Manisa Şehzadeler ilçesinde genç sağlıkçı kafasına ateş ederek intihar etti. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Her ne kadar yakın bir zamanda yetkili sendikalar ile hükümet temsilcisi arasında bir toplu sözleşme yapılmış olsa da sözleşmenin içeriği tek bir sağlık çalışanını bile memnun edecek düzeyde değildir.
hem özlük haklarımız hem mali haklar olması gerekenin hak ettiğimizin çok çok gerisindedir. 2021 Aralık ayı itibariyle göreve yeni başlayan bir hemşire meslektaşımız 2028 lira temel maaş, emekliliğe yansımayacak şekilde 1525 TL sabit ek ödeme olmak üzere toplam 4350 TL gelir elde etmektedir. Görevinde 30 yılını tamamlamış bir hemşire meslektaşımız ise 3836 TL maaş sabit ek ödeme ile toplamda 5785 TL maaş almaktadır. 30 yılın sonunda hak ettiği emeklilik ikramiyesi sadece 129.000 TL'dir. Pandeminin ilk günlerinde bakanlığın tavan ek ödeme ifadeleriyle sağlıkçılar çok yüksek maaş alıyorlar algısına karşı gerçek hayatta gelirlerimiz işte bu bodrolarda göründüğü gibidir. Sağlık çalışanları bırakın tavan ek ödemeyi, evlerini geçindirmekte en çok zorlanan meslek grubudur. Pandemi sürecini büyük bir özveriyle yürüten sağlık çalışanının en azından ekonomik olarak desteklenmesi gerektiği gün gibi ortadadır. Sağlık çalışanları meslek grubu olarak ve tecrübe kazanması uzun zaman ve maliyet gerektiren bir meslek grubudur. Ülkenin her bir tarafına üniversiteler, fakülteler açıp yüz binlerce öğrenciyi mezun edip gençleri diplomalı işsiz statüsüne sokmak hem onların hem bu ülkenin hepimizin sorumluluğundadır. Halen atanmayı bekleyen 750 bin meslektaşımız vardır. Tüm yetkililerin ve vatandaşlarımızın artık bizi duyması ve anlaması temennisiyle konuşmamı bitiriyorum. Bizler evlerimize virüs taşıma kaygısıyla ailelerimizi, çocuklarımızı aylarca göremedik. Kreşler kapalıydı, çocuklarımıza bakıcı bulamadık. Herkesin çocuğuna baktık, kendi çocuklarımıza bakamadık. Pandemi henüz bitmedi. Yakın zamanda da bitecek gibi görünmüyor. Bizler bugüne kadar görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Bundan sonra da aynı özveriyle, layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Aziz milletim, biliyorsunuz Sayın Erdoğan geçtiğimiz sene sağlıkçılarımıza hakkınız ödenmez dedi. Nitekim dediğini de gerçekten yaptı. Haklarını ödemedi. Birazcık ek ödemeyi Aralık ayında verecekti. Anahtar kelime birazcık. Onu da ödemedi, sonraki bahara bıraktı. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor. İstakozlu ziyafetlerde de gözleri yok. 12 bin liralık hesap da ödemiyorlar. Sadece hak ettikleri maaş almak istiyorlar. Biraz evvel duydunuz. Uzun nöbet sürelerine, pandemi dönemindeki yoğun bakım çalışmalarına rağmen bir sağlık çalışanımızın bir saatlik nöbet ücreti sadece 16 lira. Asgari ücretin altında maaş alan sağlık çalışanlarımız var. Hiç mi utanmıyorsunuz kardeşim siz? Ayıptır, günahtır. Değerli sağlık çalışanı kardeşlerim, hak ettiğiniz maaşı almanız için bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ama hiç merak etmeyin. Onlar yapmazsa İYİ Parti iktidarında hak ettiğiniz koşullara kavuşmanızı biz sağlayacağız. Adaletsiz döner sermaye sistemi yerine emekliliğe yansıyan adil maaşlar almanızı sağlayacağız. Ayrıca taşeron ve sözleşmeli hizmete de son vereceğiz. İYİ Parti iktidarında hastalar müşteri, sağlık çalışanlarımız da köle olmayacak. Sağlık hizmetlerinde uygulanmaya devam eden farklı istihdam modellerini kaldırıp sağlık çalışanlarımızı güvenceli ve kadrolu olacak şekilde tek çatı altında toplayacağız. Dikkatinizi bir şey çekiyor mu? Sağlık çalışanlarında envai çeşit farklı çalışma modelleri var. Öğretmenlerde envai çeşit farklı
çalışma modelleri var. Ve her şehre bir üniversite açılıp o üniversitelerin plansız programsız bölümlerinden mezun olan ve kimi 86-92 puanlarla KPSS'de mülakatta elenen 50-60 puanlı arkadaşlarının atandığı gençler var, işsiz gençler var ve farklı farklı her alanda istihdam edilmiş insanlar var. Aynı işi yapan ama farklı maaşlar alan insanlar var. Bunun üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. Bu ilginç bir şey. Yani Derya kardeşim, sizin söyledikleriniz aynısı pek çok devlet sistemi içinde yer alan çalışanlarda var. Öğretmenler gibi, sizler gibi. Bu sadece iş bilmezlik olamaz. Bu bilerek, teammüden, insanları geçim derdiyle meşgul edip sağına soluna bakmasını engelleyen çok çok şuurlu bir tutumun sonucudur. Bu tespit doğru bir tespittir. Bunu çözmek insanlarımızı köle olmaktan çıkaracak, devletin içinde çalışanları köle olmaktan çıkaracak sistemi kuracak olan da sizsiniz, biziz. İyi Parti'dir. Dolayısıyla bu konuya dikkatlerinizi aziz milletimin ve devlette çalışan arkadaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, şimdi sizinle bir doktorumuzun, bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir bilim insanının bana gönderdiği bir video mesajı paylaşacağım. Sayın Genel Başkan, değerli milletvekilleri ve katılımcılar. Bu seçkin toplantıya video ile de katılabilmek benim için büyük bir onur. Bunun için teşekkür ediyorum bana bu fırsatı tanıdığınız için. Ve Türkiye'deki doktorların şu anda yaşadığı problemlerden birazcık olsun bahsedebilmek benim için gerçekten anlatılması güç bir mutluluk. Adım Banu Salur, acil uzmanıyım. Şu anda Londra'dayım. Burada yeni bir gelecek planlamak durumunda kaldım. Çünkü şu anda özellikle de hala geride bırakmış olduğum meslektaşlarım maalesef mesleklerini icra ederken kalitesiz bir çalışma ortamı, güvensiz bir çalışma ortamıyla yüz yüzeler. Yetersiz maaşlar ve uzun süreli mesai saatleri onları artık bitip tükenmenin eşiğine getirdi. Ve bizde yarattığı, yani düşünebilen insanda yarattığı şey daha çok değersizlik hissi, çaresizlik hissi. Ve gelecekten umudumuzu kesmemiz bizi artık başka ülkelere yönlendirdi. Çünkü başka elimizde düşünebileceğimiz başka bir çare kalmadı bizim için. Ve geçen sene 1500'e yakın meslektaşım kendi ülkelerini terk ettiler. Ve 10 binden fazlası gelecek günlerde ülkesini terk etmeyi planlıyor. Biz neden böyle bir şey yapıyoruz? Yani sevdiklerimizi arkamızda bırakıyoruz, ailemizi arkamızda bırakıyoruz, belki aşklarımızı terk ediyoruz. Bizi bundan iten nedenler, az önce de söylediğim gibi, aslında en önemlisi güvensiz çalışma ortamı. Çünkü bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Belki kendi çocuğundan doktor olanlar vardır, bunu birebir yaşayanlar vardır. Biz genellikle ilk okula başladığımız, tıp eğitimine başladığımız andan itibaren çok sıkı bir disipline çalışmak zorundayız. Gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Yeri gelince aç susuz kalmak zorundayız. Uykusuzuz nöbetlerde. Yeri geldiğinde annemizin, babamızın ya da kendi hastalığımızın ikinci planda kalması söz konusu. Çünkü önceliğimiz her zaman hastadır. Ve ne kadar koşullarımız yetersiz de olmuş olsa, biz bunu insanlar için en iyisini yaparak, hizmet vererek sağlamaya çalışırız.
Fakat şu anda yaptığımızın hiçbir değeri olmadığını biliyoruz ve bu bizim umutlarımızı ve azmimizi gerçekten kırdı. En önemlisi de gelecekten umudumuzu kestik ve artık ülkemizden ayrılma kararı aldık. Ama yine de yüreğimizde bir yerlerde kendi halkımız için, ana dilimizde, ana vatanımızda çalışma isteği var. Sizden ricam, tekrar güven ve huzur içerisinde çalışacağımız bir ortam yaratmanız. Bunu bütün insanlar için, bütün Türk insanları hak ediyor. Fakat özellikle de doktorlar ve COVID sürecini de göze alırsak çok fazla bu konuda hırpalandılar diyebiliriz artık. Yani bir tükenmişlik sendromu belki de bu. Ama güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamında kendi halkımız için çalışmayı gerçekten hala arzu ediyoruz. Yüreğimizin bir köşesinde saklıyoruz. Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İşte size AK Parti iktidarının doktorlarımıza verdiği değer ve sonuçları. Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk edip geleceğini başka ülkelerde arayan doktorlarımızın sayısı Türk Tabipler Birliği rakamlarına göre 1361. Sağlık Bakanlığı gerçek rakamları gizlese de biz aslında bu sayının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ama sırf bu sayı bile Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe gibi 3 önemli tıp fakültemizin bir yılda yetiştirdiği doktor sayısından fazla. Durumun vehametine bakar mısınız? Göç eden doktor sayımız 10 yıl öncesine göre tam 25 kat artmış. Halen yurt dışına göç edip mesleğini oralarda icra etmek için sınavlara hazırlanan doktorlarımızın sayısı ise 10 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. İçlerinde profesörler de var, yeni mezun genç hekimler de var. En çok tercih ettikleri iki ülke ise Almanya ve İngiltere. Hani şu bizi kıskanan Almanya ve İngiltere. Şimdi buradan sormak istiyorum. Sayın Erdoğan, bu insanlarımıza yazık değil mi? Bu ailelere yazık değil mi? Onları vergileriyle okutan bu aziz millete yazık değil mi? Bu ülkenin evlatları neden doğup büyüdükleri toprakları terk ediyorlar? Neden ata yurduna veda ediyor? Neden gurbette gelecek arıyor? Cevabını ben vereyim. Senin yüzünden Sayın Erdoğan, senin yüzünden. Çünkü sen bu insanlarımızın hayallerini çaldın. Umutlarını yıktın, geleceklerini kararttın. Çünkü sen iğne yapmaktan bile aciz diyerek utanmadan, sıkılmadan onların itibarları ile oynadın, oynamaya devam ettin. Çünkü sen hastaneleri bile küflü zihniyetine alet edip onları AK Parti teşkilatlarının oyuncağı yaptın. 10 ay önce çıktın, tersine beyin göçünü destekliyoruz. Yerli ve yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye davet ediyorum dedin. Söyle bakalım Sayın Erdoğan, kaç kişi sözüne itibar etti de geri geldi? Kaç kişi sana inandı, kaç kişi sözüne güvendi? Bir tane örnek verebilir misin? Veremezsin. Çünkü kimse sözüne itibar edip gelmiyor. Artık kimse sana inanmıyor, kimse sözüne güvenmiyor. Buradan yurt dışına giden ve gitmek için hazırlık yapan çok değerli hekimlerimize sesleniyorum. Lütfen sabredin. İlk seçimlerden sonra Sayın Erdoğan ve onun kurduğu bu ucube düzen gidiyor. Bundan emin olun. O sandık gelecek ve Türkiye iyi kadrolarla, iyi insanlarla güneşli günlere yürüyecek. Siz değerli doktor arkadaşlarımıza hak ettiğiniz itibarı, hak ettiğiniz güveni ve hak ettiğiniz şartları sağlayacağız. Hiç merak etmeyin. Aziz milletim, eğitim dünyaya açılan en geniş penceremizdir. Eğitim bağımsız